Müzik benim için çok daha başka bir yerde. Çünkü o müzik tarafı, sahnede olmak, şarkı söylemek, insanların senin şarkılarını söylemesi çok bambaşka bir hissiyat. Ben hep böyle yaptığım işlerin üstüne koyarak gidiyorum. Hep bu da böyle devam edecek zaten. İlk albüm zamanı 2 yıl boyunca vokalistlik yaptım Sıla'ya. O benim için tam böyle bir okulda gibiydi yani. Bir şeyde Sezen Hanım inşallah. İnşallah tanıştınız mı? Tabii çok severim. Hala izliyorlar ve onların böyle sevgisini görmek mutluluk veriyor. Keşke herkes böyle bir tecrübe yaşasa ama böyle nasıl diyeyim hani para verip de yapabileceğim bir şey de değil. Taliplerimi bekliyorum diyormuşum değil mi? Var mı öyle aradığın kriterler? Duyuralım. Şöyle burada. Doya doya hayatı sevdiklerimle, arkadaşlarımla yaşamaya çalışıyorum. Çünkü hayata bir kere geliyoruz. O yüzden kalp kırmak, üzmek çok böyle yersiz. Zirve dediğin yer hani olsa bile onun daha üstüne çıkmak için çalışacağım. Çünkü evliliğe uzağım. Yerleri çok ayrı. YKFC'ye selamlar diliyorum. Selena başladı. Daha birinci bölüm yayınlandı. Zaten biz sonrasında sokağa çıkamaz hale geldik. Herkese selam. Bu hafta Gökhan Keser'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla. Görüşmeyeli. Sen nasılsın? Evet. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Dün bir ödül töreninde gördüm seni. Evet. En iyi erkek. En iyi erkek. Pop sanatçısı. Pop sanatçısı ödülünü aldın. Aynen. Aynen. Yeni şarkımızla. Evet. İlk ödülümüzü aldık. İnşallah diğer şarkılarımızda da diğer önümüzdeki ödülleri de alırız. İnşallah. Neler hissettin ödül töreninde? Güzel tabii, mutluluk verici. Bu yeni şarkıyla, yeni bir yapılanmayla özellikle. Çünkü sevgili Volga Tamöz'le uzun bir yol birliğine girdik. Bunun da ilk meyvesi aynendi. Ve elimizde hakikaten çok güzel şarkılar var. Hali hazırda çok kısa sürede çıkartacağımız, planladığımız şarkılarımız var. İlk şarkıyla beraber bir ödül almak gayet keyifliydi. O yüzden mutluyum yani çok. Evet. Bir yandan ama baktığımızda senin için hayatında oyunculuk ve müzik hep bir arada devam etti. Sen hangisini... Oyunculuk mu, müzik mi? Hep... Ya şöyle... Hangisi bir adım aslında... daha önde? Yani önde olan bir durumdan ziyade hani müzik yani benim vazgeçilmezim zaten. Ama herkesin ilk başta tabii beni tanıdıkları ilk iş bir dizi olduğu için. Evet. Zaten senin geleceğini söylediğinde herkes Selena. Tabii ama hala da işte devamlı hala söyleniyor. Aktif ve izleniyor. Kaç sene oldu üstünden geçmesine rağmen. Tabii beni bir oyuncu tarafımda herkes fazla olarak biliyor. Müzik benim için çok daha başka bir yerde. Çünkü o müzik tarafı, sahnede olmak, şarkı söylemek, insanların senin şarkılarını söylemesi çok bambaşka bir hissiyat ve asla kopmam zaten. Oyunculuğu da seviyorum. Bir karaktere can vermek, hiç olmadığım, olamayacağım birisine hayat vermek çok fantastik bir şey yani. O da çok hoşuma gidiyor. Ama bu yeni süreçte daha çok böyle müziğe ağırlık vereceğim. Çünkü projelerim olduğunda mesela sinema filmi çekiyorum. Veya atıyorum televizyon filmleri vardı en son, onları çekmiştim. Onları çekerken müziğe birazcık ara vermek zorunda kalıyordum. Çünkü çok vaktim alıyor. İşte dizi olduğunda çok aşırı vakit alıyor biliyorsun. O yüzden müzik böyle hep böyle bir sene, iki sene falan aralıklarla şarkı çıkıyordu. Şimdi onu istemiyorum. O yüzden müzik daha ön planda devam edecek şu an. Sen müzik dünyasında kendini nasıl konumlandırıyorsun? Nerede? Nerede derken yani... Mesela çünkü yılın pop sanatçısı ödülünü aldın. Ha evet. Yıllardır tabii ki çok emek veriyorum. Güzel işler yapmaya çalışıyorum. Şu an müziğin geldiği nokta birazcık daha nasıl diyeyim... Rap tarafı evet, uzun zamandır doğru. Birazcık daha popüler bizim yaptığımız işlere nazaran. Ama herkesin kendi dinleyicisi, kendi seveni ve kendi kitlesi var. Ben de benim kitlemle, onlarla beraber büyüyorum. Onlar da benimle beraber büyüyorlar. Ve o yüzden olduğum yerden mutluyum. Hep bu artarak da böyle devam edecek. Bu yolculuğa başladığında peki böyle büyük iddialarla mı yola çıkmıştın müziğe başladığında? Büyük iddialarla mı? Yani hedef neydi o zaman ve şu an olduğun yerde onu yakaladın mı, mutlu musun? Yani bu böyle bir şey yok. Yani o zirve dediğin yerde hani zaten bir nasıl diyeyim, orada olsam bile orada durmak ve onu devamladığını sağlamaktır zaten önemli olandır ya. Ben hep böyle yaptığım işlerin üstüne koyarak gidiyorum. Hep bu da böyle devam edecek zaten. Şimdi dediğim gibi üst üste şarkılarla daha da böyle iyi hale geleceğini düşünüyorum.
Peki hangi alanda daha kendini böyle güvende hissediyorsun ya da daha başarılı görüyorsun? Oyunculukta mı yoksa? Yaptığım her işte başarılı olduğumu düşünüyorum. Hı-hı. Zaten yani öylesin. projelerle alakalı tabii Hı-hı. ki. Nasıl diyeyim? İşte şarkılarda şimdi böyle farklı bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Kendimi hep yenilemeye çalışıyorum. Üstüne koymaya çalışıyorum dediğim de aslında bu. Evet. Şimdi daha böyle işte o pop, hani pop dediğimiz zaten işte popüler müzik aslında Hı-hı. ama hani daha öyle pop derler ya, hani eskiye en azından o tarz biraz daha şimdi azaldı. Mesela Hı-hı. daha öncesinde o tarz şarkılar yapıyorduk. Ama mesela aynen de daha farklı, daha Latin bir soundla bir çalışma yaptık. Çok da böyle severek yaptığımız bir iş oldu. Dönüşleri de çok güzel. Şimdi yeni şarkılarda da bu yeni trendleri hiç göz ardı etmeden, onların Hı-hı. da içinde olarak ama kendi tarzımdan da vazgeçmeden dediğim gibi yol almaya devam ediyoruz yani. Hangi aralıklarla gelecek şarkılar? Vallahi kısmetse şimdi zaten bir iki hafta oldu yaklaşık sanırım ikinci klibimiz. Aynen diğer versiyonuna çektik. Diğer şarkımız da şimdi hatta buradan stüdyoya gideceğim, büyük ihtimal okumasını da yapacağız. Sanırım hani Ekim sonu, Kasım ortası gibi tahmin ediyorum diğer şarkı, yeni şarkımızı çıkartırız. Birkaç ay, böyle 2-3 ay maksimum aralıklarla paylaşacağız. Bayağı ağırlık verdim müziğe yani. Tabii. Bir yapım şirketim var. Evet, prodüksiyon yapım şirketim var. Bir önceki Yangın şarkımı kendi şirketim üstünden çıkartmıştım. Reklamlar çekiyorum. Evet. Yani bir yapımcı olarak da bir çekiyorum derken kamera arkasında değil. Ama bu şarkılarını kendi şirketinden çıkarıyorsun. Bu son yaptığımız anlaşma 22 Müzik'le yeni bir anlaşma yaptım. Şarkılar artık 22 Müzik tarafından çıkacak. Hı-hı. Ama bütün prodüksiyon vesaire diğer her şeyini kendi şirketim, kendi ekibim üstleniyor. Öyle yol alıyoruz. O tarafta olmak nasıl? Yapımcı tarafında olmak? O tarafta olmak da fantastik ya. Şöyle, benim hep bir hayalimde vardı aslında. Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti diye bir şarkım var. Mesela onun da bir yönetmenliğini yapmıştım. Kamera arkası hep beni zaten bir çekmiştir. Eskiden BKM ile bir çektiğim bir film vardı. Orada uygulayıcı yapımcı arkadaşım vardı, Erkan. Onunla beraber böyle bir ortak yola girdik. Çok da böyle keyifli gidiyor. Çok güzel, önemli, iyi markalarla çalışıyoruz hali hazırda. Onların prodüksiyonunu yapıyoruz. Klipler çekiyoruz. Başka sanatçıları da çekiyoruz. Ayla Çelik'i çektik. Ondan sonra Gülşen'in Lollipop klibini çektik ve ödül aldık onunla da. İşte benim zaten kendi kliplerimi de biz çekiyoruz. Orası da böyle çok keyifli gidiyor. Tabii ki zaten piyasadan uzak bir şey değil. Benimle de bağlantılı olduğu için bir yandan da hem işin direkt yapım tarafında da olmak güzel. Senin ama şöyle, hem yapım tarafında olabilirsin hem de markaların yüzü de olabilirsin aynı zamanda. Tabii. Var zaten hali hazırda. Şimdi salı mı çarşamba günü Barcelona'ya gidiyorum. Bir marka yüzü olduğum bir marka var. Yaklaşık 2 sene olacak zaten çalışalı. Avrupa'daki devam eden evet bir marka var biliyorum. Söylemeyelim. İsmini söyleyemiyoruz. Çarşamba günü Barcelona'ya gidiyoruz. Barcelona'da Avrupa lansmanı olacak. Ben de Türkiye marka yüzü olarak o temsil etmeye gideceğim. Gidiyorum. Wow. Hali hazırda zaten öyle de çalışmalarım var. Ama bir yandan da dediğim gibi güzel markalarla onların televizyon reklamlarını, işte fotoğraf kampanyalarını vesaire böyle kendi ekibimle beraber çekiyoruz. Aslında senin yolculuğun modellikle başladı. Evet. Orada peki tam istediğin noktada mı bıraktı? Yani artık zaten hani modellik benim için şöyle söyleyeyim, biraz basamak gibi bir şeydi aslında. İzmir'de işte mesela Mr. Model diye bir yarışma vardı. Ona başvurmuştum ben. Ona başvurduktan sonra beni almadılar. 14 yaşında olduğum için. Sonra yarışma bitti, oldu. Ondan sonra bir ay sonrasında telefon geldi, görüşmek istiyoruz diye. Mutlu oldum tabii ki. Ondan sonra meğersem işte yaşımdan dolayı falan diye. Neyse, ajansa gittik, görüştük. Ve çok erken yaşta başladı modeli. 14 yaşında. Hani bildiğin podyuma çıkmaya başlamıştım yani. Arkadaşlarım sokakta top oynarken evet, böyle gerçekten söyledim. Ama işte fiziğim o zaman da hani uygundu. Ve modellik öyle başladı. Ama hep aklımda hep şarkı söylemek, hep müzik vardı zaten. İstanbul'a gelmek için de o benim için bir vesile oldu açıkçası. Bir de podyumda hep böyle hayal ederdim kendimi böyle insanların karşısında. Çünkü o zamanlar çok böyle nasıl diyeyim, yurt dışı defileri oluyordu, halk defileri oluyordu, meydanlarda böyle çok böyle defiler olurdu.
O kalabalıkta böyle işte yarın öbür gün böyle şarkı söylediğimde o çıktığımı böyle hayal ederdim hep. Çok böyle güzel gelirdi o zamanlar. Bir yandan da aslında tabii ki bizim işimizle de alakalı bir şey. Ben hepsini bağdaştırıyorum. Yani nasıl diyeyim? Modellikte işte o proporsiyon, işte giyim, kuşam, işte kıyafet takıştırmak. Şimdi bunlar benim yaptığımız her iş dalında özel. Ben ucundan kıyısından bir şekilde hepsinde yakaladım zaten, öyle düşünüyorum. Modellikte de zaten yani o zamanın en iyi zamanlarıydı. Şu an modelliğin çok, yani yabancı modeller çok daha aktif olarak çalışıyor. Biz zaten durmuyorduk yani. O kadar çok defile oluyordu ki yani. Bavulu bırakıp işte Moskova'ya gidiyorduk. Ondan sonra oradan gelip İstanbul'a, işte sallıyorum bilmiyorum, Ankara'ya gidiyorduk. Hani durmadan bir defile durumu vardı. Podyuma çıkıyorduk. Şu an öyle bir şey zaten yok. Fashion show'lar falan oluyor. Orada da dizi başladıktan sonra İstanbul'a geldim. Selena başladıktan sonra zaten işte hem vaktim yoktu, hem zaten dediğim gibi artık modelliğin de son zamanlarıydı. Artık yapmamaya başladım. Son bir Roberto Cavalli galiba İstanbul'da bir defile yapmıştı. Jübileni yaptın yani. Orada jübileyi, ondan sonra orada davet ettiler. Oraya çıktım. En son dedim ki artık jübileyi de dedim böyle olsun. Çok güzel bir defileydi, güzel bir markaydı. Onlarla beraber yaptım. Ondan sonra bıraktım modelliği sonra zaten. Oyunculuk zaten yoğun bir şekilde devam etti. Ediyordu. Sonra müzik çalışmalarıma zaten aktif olarak hep başlamıştım, çalışıyordum. Yani Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Nükhet ablayla, Nükhet Duru'yla sahneye çıkmıştık. Ondan sonra o zamanlar işte Mete abiyle, Mete Özgencil'le çalışmalarımız vardı. O zaman bir başladığım bir şirket vardı. Sonra onlarla bir anlaşmazlık durumu olduğu için yeni şirketimle anlaştıktan sonra ilk albüm işte Sıla ve Efe prodüktörlüğünde 2012'de çıktı. İlk albüm zamanı 2 yıl boyunca vokalistlik yaptım Sıla'ya. O benim için tam böyle bir okulda gibiydi yani. Çünkü gitmediğimiz yer kalmadı. Bir yandan şimdi herkesin hayali şarkı söylemek de benim de çocukluk hayalimdi. Ama bir orkestrayla şarkı söylemek, insanların karşısında şarkı söylemek, bunlar hani öyle hani herkesin işte diyor ya, ben çok güzel şarkı söylerim. Eyvallah da insanların karşısında orkestrayla şarkı söylemek bambaşka bir şey. O yüzden o 2 sene boyunca çok keyifli, çok eğlenceli vakitler geçirdik. Benim için de hakikaten çok farklı bir boyut oldu. Yani hem stüdyoda işte ben kendi şarkılarımı kayıt ediyordum ama o sahne dönemi çok keyifli oldu. Birlikte düet yapmak istediğin kim var? Yani hayal ettiğin. Sezen Hanım, yani Sezen Aksu, evet, keşke. Ne güzel olur. Müziğe çok, de dönse. Çok güzel olur, dönse. Yapıyor zaten. Yani yeni şarkılarını hep çıkartıyor. Ama artık sahne almıyor. Evet, konser vermiyor. Ama belki hani bir şeyde Sezen Hanım inşallah. İnşallah. Tanıştınız mı? Tabii. Çok severim. Çok severim. Tanıştıktan sonra o sevgim, hayranlığım kat kat arttı. Ona da selamlar diyorum, evet, diliyorum. Buradan sevgilerimizi yollayalım. Aynen. Hala Selena dizisini anılmak sana neler hissettiriyor? Kaç yıl geçti gerçekten? 10 yıl kaç galiba yıl geçti, değil mi? 2009'da bitti. Yani 14 yıl olmuş biteli. Oh, hala 2006'da başladık. Yani onunla anılıyorsun. Garip bir his. Şu çok garip. Gerçekten inanılmaz bir fenomen, bir iş oldu. Hiç bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk yani. Biz o zaman işe başlarken de tahmin etmiyorduk. Ama kitle o kadar böyle genişti ki 7'den 70'e. Şimdi o zaman sosyal medya falan yok. İşte Facebook vesaire böyle yeni daha işte başlamış ondan sonra. Ama dışarıda yani dış çekimlerimizi yapacağız, yapamıyoruz. O kadar böyle bir ilgi vardı ki. Ve hala dizi bittikten sonra, dizi zaten devam ederken de her gün tekrarları olurdu. Dizi artık final yaptıktan sonra hep böyle başka kanallarda günde 2 kere hala dönüyor. Hala izliyorlar ve onların böyle sevgisini görmek mutluluk veriyor tabii ki. Ah, keşke içinde olsaydım dediğin bir proje ya da mesela kabul etmeyip sonrasında pişmanlık yaşadığın bir iş oldu mu? Oldu. Oldu ama söylemeyeyim şimdi. Neden? Yani 2 tane seçenek vardı. Diğer taraf da çok istiyordu. Ya hani o şeyden ya, gerek yok. Herkes sonuçta başka isimler de orada oldu. Ama çok böyle bir iş, hani çok böyle iş vardı ama bir tek bir iş içimde kaldı. Kısmet değilmiş. Tam güzel böyle yazlık işte.
kısmetli. Şu an var mı mesela böyle bir şey düşüncen, bir yandan oyunculuğa devam etme? Ha, şey teklifler var ama evet. Çok böyle şey yapmıyorum. İstemiyorum açıkçası. Çünkü o dediğim gibi hani içime sinmesi de lazım. Yani yapımcısından şimdi bir de bir yapım tarafında geçtiğim için işi daha da böyle farklı boyutundan da görebiliyorum. İşte yapımcısının, kastının, her şeyinin böyle gerçekten iyi bir şekilde içinde olacağımı hissettiğim bir proje olursa oynamak isterim. Onun dışında müzik tarafında daha çok böyle ağırlık verip, çünkü çok aralık verdim yani. Araya işte sinema filmi girdiği için vesaire işler girdiği için onlara biraz ara verince şu an müziği daha çok odak noktamı aldım yani. Bir süre de bir iki sene kadar galiba bir tamamen durdurdun her şeyi. Sanki. Pandemiden bahsediyorsun herhalde. Pandemiden galiba yani bir uzaklaştığın sanki bir dönem oldu diye hatırlıyorum. Doğru pandemi zamanı zaten evet. Birçok bir şey yapamadık yani haliyle. Ama hani bir uzaklaştığım bir dönem değil. İşte uzaklaştığım dönemlerde hep ya sinema filmi çektim. Bir en son Survivor'dan sonraydı galiba. Olabilir yani. Ama hep bir uzaklaşma değil. Aslında hep bir projem vardı. Bir en son Mahsus'a diye bir iş çektik. Teşkilat-ı Mahsus'a'yı tekrardan böyle fantastik bir şekilde diyeyim aslında hayatta geçirdik. Hem flashbacklerle işte sevgili Gizem'le, Gizem Karaca'yla beraber oynadık. O da sanırım yakın zamanda bir dijital platformda yayınlanacak. Hani o boşluklarda aslında hep böyle bir yandan bu işte yapımcılık tarafı. Hem biraz o da vardı. Dediğim gibi işte ya televizyon filmi ya da sinema filmi projelerim vardı. Onlarla haşır neşirdim. Şimdi daha çok böyle müziğe ağırlık verdiğim için onlara birazcık daha böyle ara veriyorum diyelim. Evet, müzikte o arayı kapatacak. Evet yani. Evet, aynen öyle. Survivor başlıyor. Evet, bir All Star var yine. Hazırlıkları evet başladı, sana teklif geldi mi bu sezon? Yok, yani bu All Star gerçekten çok zorlu. Yani nasıl diyeyim, ben ilk 2014'te gittim. O zaman da zordu yani zaten. İnanılmaz hem psikolojik savaş hem fiziksel bir savaşın içindesin orada. Ama All Star durumu çok başka, hiç benlik değilmiş. Onu zor. Anladım yani. Çok zor. Herkes yakın zamanda gelmiş. Ben bir de hani çok uzun süre sonrasında tekrardan bir All Star tecrübem oldu. Oradaki işte diğer yarışmacı arkadaşlarım, herkes artık döndükten sonra işlerin nasıl yürüdüğünü veya atıyorum ne yapmaları gerektiğini kendilerince bilip ve ona göre davrandıkları için hani herkesi şey yapmıyorum ama bazı isimler beni çok fazla böyle orada bulunmaktan rahatsız etti yani açıkçası. Ve çok böyle sağlıklı geçirmedim. O yüzden bir daha çok zor. Gitmezsin. Zor. Büyük konuşmayayım. Daha önce böyle bir demiştim de. Başına gelir. Büyük konuşmayayım ama zor yani. Çok zor. Psikolojik olarak da çok zor. Ama gitmezsem içimde kalırdı. Bir All-Star gitmezsen. Evet. Tecrübesi yaşamak istiyordum zaten. Onu da böyle Merve ile konuştuktan sonra bir anda her şey gelişti. İyi ki yine gitmişim. Ama bir daha zor yani. Nasıl bir deneyim oldu senin için o süreç? Yani ikisi de birbirinden çok farklıydı. Nasıl diyeyim? Zaten ben hep söylüyorum, hayatın böyle konsantre hali gibi orası. İşte hani nedir, biz neden yaşıyoruz? İşte hani karnımız doysun diye, işte hani sağlığımız yerinde olsun, sevdiklerimiz iyi olsun, mutlu olsun. Orada onlardan uzak kalınca birçok şeyin farkına varıyorsun. Ve zaten o açlıkla mücadele inanılmaz bir şey. Allah kimseyi aç bırakmasın. Yani orada o hissettiğim duygular kendi hayatıma dair beni çok daha farklı bir bakış açısına getirdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki gitmişim. Keşke herkes böyle bir tecrübe yaşasa ama böyle nasıl diyeyim, hani para verip de yapabileceğim bir şey de değil yani bu. Hani insan kendini işkence eder mi yani? O yüzden iyi ki gitmişim dediğim bir yarışma. Peki aşk senin için ne ifade ediyor? Sen aşkı nasıl yaşarsın? Aşk yani valla... Her geçen işte hani yaş aldıkça biraz daha böyle artık bakış açım mı değişiyor. Aşk böyle geçen de söyledim yani olmayandır bence. Çünkü olduktan sonra o coşkulu duygular daha sonra yerini tabii ki o sevgiye bırakıyor. Önemli olan da bence burada sevgi. O yüzden gerçek sevgiye ve saygıya inanıyorum ben. Biraz ilişki adamıyım zaten. İlişkilerimi böyle çok yoğun yaşarım. O yüzden sevgi güzeldir diyelim. Evet. Şu an kalbin boş mu, dolu mu?
Şu an kalbim boş. Hayranların için. Boş. Taliplerimi bekliyorum diyormuşum değil mi? Var mı öyle aradığın kriterler? Duyuralım. Şöyle. yok öyle bir kriter yok. Bunun bir kriteri de yok ki zaten. Yani nasıl diyeyim işte fiziksel mesela olarak tabii ki. Mesela şöyle bir kadın seni çeker gibi bir şey. Bu enerjiyle alakalı. Hı-hı. Yani işte hani bazı kişiler belki şey de diyebilir atıyorum işte ben sadece işte sarışın kadınlardan hoşlanıyorum vesaire falan. Bu öyle bir şey değil. O hakikaten o bir bakış, bir ne bileyim bir tavır, bir hareketi veya atıyorum başka birisine bir davranışı vesaire. Oradan o etkilenme ve sonra tanıdıkça zaten o aşk oluyor. Tabii. Yani ilk görüşte aşka inanmıyorum diyecektim ama olmuş muydu? Oldu bir kere. Gerçekten ama oluyor çok çocuktum mu? Yani. Ha, kaç yaşındaydın? Kaçtı? 9-10 falan hani o yaşlar. Çocukluk yani. Aşkı. Çocukluk aşkı ama evet. Hani ama o ilk görüştü ama yani. Şimdi ona, oluyormuş yalan yani. Da söyleyemiyorum hemen aklıma o geldi. Öyle mi? Yalan söyleyemiyormuş. Yok ben hemen anlaşılır. Hemen belli olur bende. Bütün yakın çevrem zaten ne biliyor? Zaten söylemem çok fazla. Hani o beyaz yalanlar eyvallah. Herkesin söylediği aynen. Gibi okey de. Onun dışında yani zaten tercih de etmiyorum. Açık olmak, dürüst olmak hep bu bana çok daha samimi ve gerçek geliyor. Çevremdeki arkadaşlarım da zaten çok yakınım oldukları için zaten böyle bir hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Sevmiyorum da yalanın içinde bulunmak da hoşuma gitmiyor. Birisinde mesela istediğince o da beni uzaklaştırıyor. Hı-hı. Karşı taraftan bir yalan veya atıyorum böyle bir hak yeme durumu vesaire böyle görünce haksızlık. O tarz ortamlarda haksızlıkta falan sıtkım sıyrılıyor yani uzaklaşıyorum öyle söyleyeyim. Peki bize biraz daha böyle özel hayatındaki Gökhan'dan bahsetsen. Başladın zaten anlatmaya. Başladım Senem. Evet. Biraz daha buradan nasıl, devam edelim. Ne mesela? Nasıl biridir mesela Gökhan? Nelerden hoşlanır? Neleri sever? Neleri sevmez? Yani neleri severim, neleri sevmem. Bunu, şimdi insanın kendinden bahsetmesi de şeydir ya biraz böyle gariptir. Keşke hani başkası olsa da ben olmasam burada beni anlatsa. Eğlenceli biri midir? Eğlenceliyimdir. Yani arkadaş çevrem zaten bunu hep söyler. Enerjim çok yüksektir. Hani güler yüzlüyümdür. Pozitif olmaya çalışırım. Olumsuz taraflarda bile bir durum varsa dolu tarafından biraz daha böyle bir bakmaya çalışırım. Tabii ki işte o realistik durumunu da göz ardı etmeden. Yani doya doya hayatı sevdiklerimle, arkadaşlarımla yaşamaya çalışıyorum. Çünkü hayata bir kere geliyoruz. O yüzden kalp kırmak, üzmek çok böyle yersiz. Konuşarak anlaşılabileceğini düşünüyorum her zaman. Bir şey varsa da direkt söylemek, rahatsız olduğum bir şey varsa belli etmek. Baktın bu devam ediyor karşı taraftan. Sen rahatsız olduğunu söylediğin halde. Ondan sonra mesela uzaklaşıyorum. Yavaş yavaş baktım olmuyor. Uzaklaşıyorum. O yüzden böyle çok arkadaşım var ama dostum dediğim çok az kişi var. Bu hayatta yaşadığın seni en çok üzen olay neydi? En çok üzen olay. Yani üzüldüğüm çok olay hı-hı. Oldu da böyle yakın zaman aklıma geliyor yine şey belki olduğum, duyunca ya da. Ha yani çok, felaketler yani, evet. Vesaire çok böyle. Hı-hı. Kendi ama şimdi sorduğun için aklıma senin şey yakın zamanda değil, bir evet. Köpeğimi kaybettim. Ya başın sağ olsun. O beni çok etkiledi. Bayağı etkiledi yani. Bir iki ay falan bir kendime gelemedim. Hala böyle aklıma gelir. O yüzden kötü oluyorum biraz. Kaç yıl seninle beraberdi? Ya zaten bir canımı en çok sıkan da oydu. Yani keşke uzun süre hayatımda olsaydı da hani tabii ki yine kaybetmeseydim ama en azından biraz daha böyle yaşasaydı çok daha küçüktü. 1,5 yaşındaydı. Ya. Bir hastalığa yakalandı. Distemper hastalığına yakalandı. Gençlik hastalığı. Çok uğraştık. 2 ay devamlı veteriner dolaştık. En son birisini bulduk. Oraya gittim. Ama yani kurtaramadık. Çok geç kalmışız. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. En mutlu edeni soralım. En mutlu burada. Eden... Yani en mutlu, yani sahnede olduğum zamanlar, yani hep böyle o mutluluk duygusu orada çok böyle kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Yeni işte bir şarkı ürettiğimde, yazdığımda, onu işte bir şekillendiğinde, onu dinlerken veya atıyorum işte paylaşırken başkalarıyla o da beni çok böyle mutlu ediyor. Mutlu olduğum anlar çok dediğim gibi hani o
o ufak şeylerden mutlu olmasını bilen bir adamım. O yüzden mutlulukları olabildiğince yakaladığım zaman yaşamaya çalışıyorum. Kariyer hedeflerin neler? Kariyer hedeflerim yani hep o dediğim gibi yani. Hayalini kurduğun neler var? Hayalini kurduğum neler var? Ya yeni yeni işte bu yaptığım şarkılarda olabildiğince herkesin dinlemesi, sevmesi, beraber o şarkıları, yeni şarkıları hep beraber söylemek. Dediğim gibi güzel bir isteği, yani içinde olmaktan mutlu olacağım bir proje, inandığım bir proje olursa o da beni mutlu eder. Ama hep bu üstüne koyarak gidiyorum. Zaten 2006'dan beri hep bir şeyler yapıyorum. Üstüne koyarak da gitmeye çalışıyorum dediğim gibi. Bu da böyle devam edecek. Bunun sonu yok yani. Hani o zirve dediğin bir yer hani olsa bile onun daha üstüne çıkmak için çalışacağım. Çünkü hep bu zaman geçiyor. Müzik zaten hiç bitmeyecek bir şey. O olan kitlemi olabildiğince çok çoğaltarak ilerlemek istiyorum. Peki bu hayaller arasında evlilik, baba olmak var mı? Evliliğe uzağım açıkçası. Baba olmak çok kutsal bir şey. Çok büyük bir sorumluluk. Çocukları çok seviyorum bu arada. Ama yani tabii ki asla aynı değil. Ama şu işte biraz önce bahsettiğim kesi kaybettikten sonra ondan sonra bir içimdeki o çocukluk şeyi de çocuk o hani düşüncesi az vardı ama ondan sonra böyle dedim yani yok. Yani tamamen bitti o da. Vallahi bitti yani o başka bir şey. Var arkadaşlarım, çocukları çok seviyorum, ediyorum. Ama o sorumluluk şey yani çok iyi bir baba olurum. Bununla çok eminim. Ama şu an düşünmüyorum. Tabii ki bu karşımdaki yarın öbür gün atıyorum evliliğe de hani uzağım diyorum ama bu şu an karşıma birisi çıkar, bir bakarım. Ondan sonra iki hafta sonra halay çekiyormuşuz değil mi şey dediğinde? Büyük konuşmayalım yine büyük diyorsun. Büyük konuşmayalım. Ama şu an için çok fazla öyle gündemimde yok yani. Şu an herhalde... Mutluyum. Şarkılar bebeklerin. Aynen, hepsi benim çocuğum. Gerçekten hepsi senin için eminim ki ve dinleyicilerin için de çok değerlidir. Ama böyle yeri ayrı olan, böyle bir göz bebeğin olan bir parça var mı? Var tabii. Aynen şu an çok duman üstünde. Onun da yeri çok başka. Ama ilk albümde bazen şarkım daha Sıla ile prodüktör olarak işte başlamadan, Sıla'nın prodüktörlüğüyle başlamadan öncesinde ilk albümün belli olan şarkısıydı. İşte Sıla'ya gidip şarkıları, o elinde olan şarkıları dinleyecektim. Birkaç şarkıyı söylediler işte Efe ile beraber. Bazen ilk duydum, aşık oldum zaten şarkıya. Ve ilk albümümde belli olan şarkı oydu. O yüzden bende yeri hep böyle ayrı olacak. Birçok kişi için de yeri ayrı olduğunu biliyorum. Hala çok duyuyorum, radyolarda duyuyorum. Veya atıyorum bir yerde söylediğim zaman hala çok kişiye eşlik ediyor. Üstünden çok zaman geçti aslında. O yüzden ama bazen yeri daha farklı diyebilirim. Evet. Gerçekten çok geniş bir hayran kitlen de var. Buradan onlara neler söylemek istersin mesela? Mesaj yollamak istesen. Onları çok seviyorum. Onlar da zaten bunu biliyorlar. Olabildiğince hep iletişimde kalmak için de çaba sarf ediyorum. Yerleri çok ayrı. GKFC'ye selamlar diliyorum. İlk ünlü olduğunu ne zaman hissetmiştin? İlk ünlü olduğumu ne zaman hissetmiştim? Yani gerçek o ünlülük tarafı. İzmir'de modellik yaparken de hani yerel olarak ünlü sayılırdım öyle söyleyeyim. Hani orada o da bir değişikti. Modellik yaparken çünkü orada hep işte yerel gazeteler vesaire var devamlı. Orada çok iş yaptığım için Mimar Kemalettin var mesela. Bir ara her tarafta benim çektiğim işte kataloglar, markaların şeyi vardı. Yani 2-3 dükkan yan böyle beni kendimi görürdüm falan böyle. Ama ilk dediğin gibi o ünlülük şeyini hissetme durumu Selena başladı. Daha yani birinci bölüm yayınlandı. Zaten biz sonrasında sokağa çıkamaz hale geldik. Öyle söyleyeyim. Çok değişikti yani. Hani okullar falan bir kere böyle okula denk geldim. Okul çıkışına denk geldim. Öğrenciler girmedi içeri. Müdür falan geldi. Ondan sonra kaçacağım bırakmıyorlar falan. Çok değişik anılar var yani. O kadar çok var ki.
O ünlülük ama durumunu Selena ile beraber tabii ki büyük olarak hissettim yani. Peki hani modellik dönemine baktığımızda orada hayalin aslında istediğin şey şarkıcı olmaktı, müzisyen olmaktı. Böyle işler yolunda gitmeseydi sence şu an ne yapıyor olurdun? Hani okuduğun belki mesleği mi yapıyor olurdun? Yani ben yine sanatla alakalı bir şey yapıyor olurdum ya. Yani başka bir şeyi kendimi hiçbir zaman hayal de etmedim. Yani hep hayalim buydu aslında ve hep de onun peşinden gittim. Onun için çalıştım. Başka bir şey, yani kendimi böyle bir masa başında falan düşünemiyorum çok fazla. Hayal yani edemiyorsun. O şeyde yani öyle bir şeyim yok, hiç isteğim de yoktu, hedefim de yoktu. Olmasaydı ne olurdu? Hiç mesela modelle falan da başlamasaydım. Mesela futbol oynardım. Futbolu da çok severdim. O zaman İzmir Spor'dan da bir teklif gelmişti. Ama tam böyle 14 yaşında işte o yaşlarda modellik teklifi mi? İşte doğru. Arayınca ajanstan. Ben modelliği daha çok tercih ettim. Çünkü hem hedeflerime daha yakın ve içinde olmaktan daha mutlu olacağım bir durumdu. Popçu olmadı. Popçu olduk. Gerçekten öyle oldu. Yani hedefim zaten buydu. Ve hedefine ulaştın. Aynen öyle. Ne mutlu sana. Yakışıklı olmanın bu süreçte sana katkısı oldu mu sence? Modellikte tabii ki. Görsel bir iş ama hani sonrasındaki yolculuğunda hem oyunculukta hem müzisyenlikte. Ya tabii ki olmuştur. Sonuçta görsel bir iş yapıyoruz. Yani atıyorum... Görsel bir iş yaptığımızdan o kamerayla o yakın ilişki, kameranın seni sevmesi, aynaya baktığımdaki gördüğüm adamı da seviyorum. Ama buna çok böyle takılı olarak ve işte bunun üstüne oynayarak falan da şey yapmadım. Yani evet, modellik zaten belli bir işte fiziğin olması. Eğer işte elin yüzün ne kadar iyiyse, ne kadar iyi fotoğraf işte poz verebiliyorsan o kadar daha çok iş alıyorsun. O kadar daha çok işin içindesin. Tabii ki etkileri olmuştur. O yüzden Allah şükürler olsun, ne diyeyim anneciğim babacığım. Teşekkür edelim. Teşekkür ediyorum size. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.